Afganistan önce işgal edilip sonra demokrasi getirilen ülkelerden, Karzai işgalle gelen demokrasiye medyun olup teşekkürler edenlerden. İşte Birleşmiş Milletler konuşması. You came to Afghanistan to defeat terrorism and we Afghans welcomed and embraced you for the liberation of our country. Karzai Amerikan işgali sonucu Afganistan'da koltuğa oturdu. Yapılan her seçimde hile ihbarları tavana vurdu. Son seçimlerde de Karzai kazandı. Kaybeden 200 aday Cumhurbaşkanlığı sarayını bastı. Rakip küresel güçlerce desteklenmişler, maalesef kaybetmişlerdi. Ahmet Veli Karzai, Kandahar Eyalet Başkanı, Karzai'nin kardeşi, bir narkotik baronu, rüşvet ve tehditle 2002 ve 2004 seçimlerinde bölge meclisine girdi. 2005'te eyalet konseyindeydi. Hızla yükseldi. New York Times'dan James Risen, Mark Mazzetti ve Dexter Filkins, Karzai ailesi ve CIA bağlantıları ile ilgili birçok makale yayınladı. Karzai'nin kardeşi Ahmet Veli Karzai, CIA kontrolündeki Afgan paramiliter gücü adam sağlıyor. CIA bağlantılı birçok hizmet veriyor. Eroin ve afyon satışının kontrolünü elinde tutuyor. Buyurun işte demokrasi. İçeride seçim sonuçlarını belirleyen beyazın paylaşımı. Dışarıda seçimlere müdahale, eroin gelirinin paylaşım kavgası. Afganistan'da her seçim döneminde uluslararası basında bu kavganın yankılarını okuruz. Afganistan'a yabancı ellerin müdahalesi var. Gazete makalelerine bakarak Başkan Karzai ile ilişkilerimizi zedelememeli ve kardeşi Ahmet Veli Karzai'yi suçlamakta acele etmemeliyiz. Özetle halka demokrasi getirenler için seçimler bir orta oyunundan farksızdır. Kuklaların ipleri farklı küresel çetelere bağlıdır. Seçimler uyuşturucu paraları dağıtılarak yapılır.